Merhaba, SolidWorks 2011'e hoş geldiniz. SolidWorks'te iki boyutta çizim yapabildiğimiz gibi 3D Sketch komutu yardımıyla 3 boyutta da yani X, Y, Z düzlemlerini aynı anda kullanarak da çizim yapabiliyorum. Çizim dediğimde Sketch açabiliyorum. Buradan 3B çizim dediğimde de 3D Sketch açmış oluyorum. Şu an Line dedim. Bakın başlamış olayım. Şimdi bakın mouse okumun ucu arasında kalem var ve onun ucunda hangi düzlemlerde çalışabiliyorum onu gösteriyor. Şu an X, Y düzlemlerinde çalışabiliyorum. Tıkladım bakın. Zaten ön görüntü olarak aslında gösteriyor bana. Bakın rastgele gittim. Ölçüleri çünkü daha sonradan vereceğim. Şu an hala X, Y düzlemindeyim. Devam edeyim. X, Y düzleminde devam edeceğim. Şöyle çekeyim. Şimdi YZ düzlemine geçmem lazım. Düzlemler arası geçişi tab tuşunu kullanarak yapabilirim. Şu an bakın YZ'e dönmüş oldum. Ve tıkladım. Devam edebiliyorum. Şuradan çıkayım. Line'a devam edeceğim. Şu noktadan geleceğim. Bakın şu an XY'deyim. Benim kullanmam gereken gene YZ. Geldim. Tıkladım. Zaten bakın ön görüntü olarak aslında sunuyor. Sarı çizgiler haline sunuyor. Dikkat ediyorsanız, görebiliyorsanız. Kendi ekranınızda bunu daha net görürsünüz. Bu şekilde bakın şöyle tutarken daha net görürsünüz. XZ, XY, YZ gibi düzlemleri gösteriyor bana sarı çizgiler olarak. Ve çıkayım buradan. Bakın şu şekilde bir düzlem oluşturdum. Çizgi oluşturdum pardon. Ölçülerini vermedim. Şu an ölçülerini verebileceğim. Geldim akıllı ölçülendirmeden aynı şekilde ölçü verebiliyorum. Örneğin 100 dedim. Açmış olduk. Şu ölçüye geldim. Diyorum ki 120 olsun. Şu ölçüm 80 olsun. Şu ölçüm de 80 olsun. Ve şu ölçüme de geleyim. Gene 120 diyeyim. Bu şekilde bir L oluşturdum. Hat oluşturuyorum şu an. Kenarlara bakın keskin istersem gene bunları radius atabiliyorum şu an. Çapını biraz büyüteyim. 30 diyeyim bakalım. Şu çizgimle şu çizgim arasında. Şununla şu arasında. Bununla şunun arasında. Bununla da şunun arasında diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Çapı yalnız biraz büyük oldu. Şuradan çıkalım. Ya da şu değerleri büyüttüğümüzde daha iyi olacak. Bu şekilde bakın 3D Sketch özelliği sayesinde skecimi oluşturabiliyorum. Ve çıktım buradan. Şimdi bunun etrafını ben borulama yapacağım. Geldim gene şu noktaya düzlem atmam lazım. Şu şekilde dik bir düzlem. Ya da gene 3D Sketch komutu yardımıyla düzlem sketch açıp burada daire çizebilirim. Bakın başlayayım çizmeye. Bakın şu an X, Y düzleminde çalışıyorum. Doğru düzlem. Tab tuşu ile diğerlerine geçeyim görün. Bakın şu an YZ'de. Şu an XZ'de yatayda. Bir daha değiştireyim. YZ. Benimki YZ olması gerekiyor. Ve rastgele çizdik. Ona şimdi ölçülendirme yapacağım. 25 çap dedim. Çık dedim ve onay verdim. Bakın. Eğrim ve profilim oluştu. Sonra geliyorum. Bildiğiniz Swift komutunu kullanmaya. Geldim. Seçtim. Sonra geliyorum. Eğriyi seçiyorum. Bakın. Onay vereyim daha net görün. Bu şekilde bir borulama gerçekleştirmiş olduk. Yani 3D Sketch komutu yardımıyla 3 boyutta sketch oluşturup işlemler yapabilmemiz mümkün. Buradan da çizim altında olan 3B Sketch, 3D Sketch komuta giriş yoludur. Bunu da tekrar hatırlatmak istedim. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.